sevgili Hazar. O mu bu mu da bu hafta sana paraşütle kimle atlamak istersin diye soracağız. Peki. Yarışmayı tamam. Biz yapmıyoruz. Tamam. Satayım. Kim paraşütle kimle atlarsın? Yani işte bir güven falan yani işte onunla atlarım. Ya da yani son 10 saniyen işte kimle inmek istersin? Evet. Hazırım. Peki Çağatay Ulusoy'la mı Dilan Çiçek Deniz'le mi? Ya böyle ama evet evet biz böyle ama mi gideceğiz bu gıcıklıkta mı? Full götüz burada. İğrenç. Aynen. Ne yapıyorsun abi? Dilan sen beni anlarsın. Seni çok aynen seviyorum. Çağatay çok eski arkadaşım. Şimdilik onunla atlayayım. Kesinlikle seninle ilgili soru geleceğine eminim. Evet, çok Çağatay beklersin. Çağatay'la evet devam ediyoruz. Çağatay Ulusoy'la mı atlarsın yoksa Doğu Demirkol'la mı? Çağatay Ulusoy. Doğu. Neden? Üzgünüm Doğu. Peki, Çağatay Ulusoy'la mı atlarsın, Buray'la mı? Sadece Kıbrıslı diye. Buray hemşerim, evet. Sadece Kıbrıslı olduğu için. Sadece Kıbrıslı diye yazılmış bir isim. Tanışıyor musun Buray'la? Tanışmıyorum ya işte ama çok beğeniyorum, çok evet seviyorum. Çağatay. Çağatay, okey anladım. Zaten belliydi orada goy goylamaya başlayınca dedim ki seçmeyecek zaten demek ki. Peki, Çağatay Ulusoy'la mı atlarsın, Uğur Yücel'le mi? Salın ya adama. Çağatay çok yakın arkadaşım. Evet abi yani, zaten Uğur abi bırakın niye şu röportajla atlıyorsun? Çok seviyorum. Abi keyfine bak paraşütle atlamayalım boşver. Röportajla atlamak beni duydunuz mu? Öyle mi? <Evet. gülüyor> Röportaj dediysem bu mesleği bırakırım. Peki Çağatay Ulusoy'la mı atlarsın? Anne Hathaway'le mi atlarsın? Bu da en yakın arkadaşınsa bak kalkar giderim. Yok burada Çağatay'la yollarımız ayrılıyor. Merak ettiğim şeyler var. Sormak istediğim. Ne var be? Anne Hathaway şaka yani. Şaka şaka tabii canım benim de var. Sen, galiba aynı sen şeyler Çağatay değil ama. Sen Çağatay'ı soylama Anne Hathaway'le mi atlan? Ben yani Çağatay'la inerim Anne Hathaway'e gideriz biz beraber. Peki Hakan Muhafız'dan bahsettik. Az önce de bahsettik zaten. Netflix'in ilk orijinal içeriği. Evet. Bizim özellikle piyasanın, oyuncu ve dizi piyasasının önemli bir ürünü. Ve gerçekten de Netflix Türkiye'nin ivmelenmesinde de çok önemli rolü var. Senin için nasıl bir tecrübeydi? Ya müthişti. Evet bir sürü eleştiri var. Beğenmemekte haklılar bir sürü şeyi ama yani gözden kaçan noktalardan biri bizim de bunların farkında olduğumuzdu. Evet. Yani biz de ne yaptığımızı biliyorduk ama zaten ilk Netflix orijinal işi olacaktı Türkiye'de. Zaten çok riskli bir formata adım attık. Cesaret isteyen bir şeydi. O yüzden bunu yapmış olmak, buna cesaret ediyor olmak yeterli gazı veriyordu bana. Bir de Çağatay gerçekten muhteşem bir partner. Yani çok eğlendiğim, beraber çok iyi çalıştığım herkes öyleydi ya. Gözlerim dolarak hatırlıyorum. Çok çok güzeldi her şey. Çok severek çalıştım. Yaptığım şeyi çok seviyordum. Sanılanın aksine biz çok uğraşıyorduk Metin'le, kendi kendimize. Yani evet Netflix tarafının bir kilitli bir senaryomuz vardı bize evet gelen. Ama biz onu öyle bırakmıyorduk tabii ki. Kendi yani bir sürü inisiyatif alıyorduk. Yönetmenler, görüntü yönetmeni, yaratıcı yapımcılar, herkes bayağı fikir koyuyordu ortaya. Ona göre şekillendirmeye çalışıyorduk. Bu çıkıyordu ortaya yani. Dolayısıyla çok üretken olduğumuz, çok aktif olduğum, çok mutlu olduğum, çok kahkaha attığım ve oldukça hareket ettiğim, bol bol darbe aldığım, dövüştüğüm bir setti. Çok darbe aldın ne? Darbe almadım, darbe vurdum yanlışlıkla. Çünkü o da korkunç bir kontrolsüzlük evet ya. Yani bunu tecrübeli olmak gerekiyor. İyi eğitim almış olmak gerekiyor. Benim de hocam çok iyiydi. Ama yani ben bir korku eşiği var. Onu geçemezsen öbür tarafta kalıyorsun yani. Ben orayı geçemedim yani. Ya karşımdakini incitirsem endişesi beni yedi bitirdi. O endişeyle zaten vurmuşluğun falan mı oldu? Var evet birkaç kere. Ama yine de çok severek, ona da cesaret etmiş olduğum için de aferin bana ya diye. Yani bence, dönüp baktığımda iyi hissediyorum. Yo, bence evet iyi hissetmelisin zaten.